Şimdilik. Ama fazla abartma. Benim aşkım oluyor canım. Sana mı bakacaktı? Keriz, saçlarına bak. Nerede kestirdin acaba? Kesin erkek kuaförüne gidiyor. Benim Berço aşkım. Senin gibi erkek kuaförüne giden birine mi aşık olacağını sanıyorsun? Öyle sanıyorsan yanılıyorsun. Ezik seni. Pelin su. Hem o İlayda isimlerinden hoşlanıyor. Değil mi aşkım? Evet evet. Hatta Büşra ile Pelin su isminden nefret ediyor. Seviyor. Seni geberteceğim Berkcan. Sen de iyi oldu yani senin için de bu. Eğlence çıktı sana da. Güzelim benim suçum ne ya? Her şeyde bana suç bulma. Berkcan neden bunu daha önce bana söylemedin? Neden söylesin? Sen anası mısın babası mısın? Anası mısın kızım sen? Sen mi doğurdun bu çocuğu? Bu çocuğu sen doğurdun mu? Sana niye söylesin? Seni mi ilgilendirir bir kere? Hadi bana yaptın. Büşra'ya nasıl yaptın Berkcan? Sana ne? Büşra'nın parasız avukatı mı oldun sen? Seni ne ilgilendir? Paçoz! Allah'ım İlayda abarttı ya. Baksana Büşra, sana ihanet etmişler. Ya beni ilgilendirmiyor çok bu konu. Biz zaten ayrıldık bitti. Evet yani o çok ezik falan ama çağdaş bir kız. Ayrılınca bitiriyor. İnanamıyorum. Hepiniz çok farklısınız. Niye Pelin Su? Senin kadar farklı değiliz emin ol ki. Ne demek istiyorsun Büşra? Senin gibi diyorum. Ve senin abin gibi insanları kandırmıyoruz işte ise. Ne demek istiyorsun? Biz kimseyi kandırmadık. Evet, biz kimseyi kandırmadık. Siz mi kandırmadınız? Beni temizlik bahanesiyle oraya çağırıp sonra da Berkcan'ı çağırdınız. Ben Berkcan'a haber vermeyeceğim mi sanıyorsunuz? Ne? Siz biliyor muydunuz her şeyi? Evet biliyordum. Senin o akıllı zeki kafanla da Berkcan'ı davet edip orada sanki ben yokmuşum gibi davranıp oraya davet ettiğini zaten biliyordum aptal. Evet biliyordu aptal. Zeki bu kız. Fakir ama zeki yani. Zeka parayla satın alınmaz demiş uzmanlar. Kitap okuyorum artık kültürlenmek için. O yüzden bu kız zeki yani. Parayla satın alınmıyor gerçekten. İlayda sen sus. Yani İlayda ile sevgili değil mi? Tabii ki de değil. Of be, keşke olsaydık ama değiliz işte. Ama şok oldun değil mi? Zart aldın kız, zart aldın. Bakın ama sizin yalanlarınıza kanmadık. Biz sizi kandırdık. Evet, güzelimle bu planı yaptık. Biz sizi kandırdık. Sanki küsmüş gibi yaptık. Ne oldu? Bozuldunuz değil mi? Ama ben öyle yapmak istememiştim tam olarak. Ne yapmak istemiştin? Defol git buradan. Aynen, defol git buradan. Ezik seni. Zekan yetmez tabii. Bu kızla aynı evde yaşadığım için benim. Aslında zekayı ben vermiş olabilirim. Üzüm üzüme bakarır. Üzüm üzüme baka baka kararır der atalarımız. İlayda, kes sesini. Sana baka baka kararsaydı ben şu an kafam olmazdı yani. Bir beyne sahip olmazdım. Efsiz kız, sen değer bilmiyorsun. Neyse ben gideyim. Ben de geleyim abi. Yürü, anca gidersiniz. O ne Berkcu aşkım? Mahalle ağzıyla konuşuyorsun. Hep bu kızla takılmaktan oldu. Hep bu fakir düşlerle takılı takılı sen böyle oldun ya. Bıktım senden. İlayda, sen benim işime karışma. Yürü, taş arabası. Hayırdır? Bir şey mi vardı? Yok bir şey. Abi? Abi falan deme. Senin yüzünden başıma geldi. Ufacık veletlerin dalga konusu oldum. Hep senin yüzünden. Ben nereden bileyim? Sen de kendin de kandın ama. Sus be. Sazan avı gibi her şeyi atlıyorsun hemen. Ben gidiyorum. Nasıl gittiler ama? Evet güzelim, nasıl gittiler? İnanamıyorum. Çok iyi oynadınız ama. İlayda da iyiydi. Tabii iyiyim. Ben oyuncu olacağım kızım. Büyünce oyuncu oyuncu. Hatta sana hiç bakmayacağım. Sakın magazine çıkıp bu bizde kalmıştı, fakir olmuştu falan deme. Bak öyle yapıyorlar ya ünlülerin arkasından. Bu eskiden fakirdi diyorlar. Bak öyle bir şey yaparsan tüm ezikliklerini anlatırım. Üf ya, seni tanımazlıktan gelirim merak etme. Şu an bile tanımıyorum hatta seni. Hem ne diyeceksin ki bana karşı? Diyeceğim. Elimden aşk kitabımı aldı bu benim. İlk aşkımı çaldı benden. Belki senin elinden çalmadım. Sen benim elimden çalmaya çalışıyor olmayasın.
Bana ne? Ben çok ünlü olunca bana inanırlar. Nasıl olsa elimden aşk itimi aldı. Belki aşkım aldı. O beni seviyordu. Bu kız yüzünden açılamadı diyeceğim. Aslında bu oyunu biraz daha devam ettirelim mi? Okulda da eğleniriz. Biş biş. Ne diyorsun? Hayır diyorum. Abartma diyorum. Tamam kızım. Yaklaşma yaklaşma. Hadi kızlar. Sizi eve bırakayım. Hadi gidelim. İlay da içeri girsene. Hadi kız içeri gir. Annen seni bana emanet etti. Böyle seni erkeklerle görmesin ya. İlay da annem beni seninle zaman emanet etti. Girer misin içeriye? Oha ya ayıp bir şey. Komşuların hepsi görüyor. Etrafta senden başka dikiz aynası görmüyorum ben. Sadece sen bakıyorsun. Of be tamam ya giriyoruz içeriye. İşte. Ne var İlay'da? Ya biraz daha sevgilim olsaydı keşke ya. İlay'da. Tamam be. Bağırma. Giriyoruz içeri. Alem kız ya. Öyle tabii ki ama yine de bize yardım etti. Komik falan ama alıştım sanki İlayda'ya. Şaka gibi. Ben de alıştım. Anlamadım. Ben bir şey demedim. Berkcan. Tamam güzelim ben alışmadım. Ben senden başkasına alışır mıyım hiç? Ben senden başkasını sever miyim? İstersen bağırayım burada. Yok gerek yok. Komşuları uyandırmana gerek yok. Tamam o zaman güzelim. Ben senden başkasına alışmam. Merak etme. Ama ne güzel oldu değil mi? Birbirimize her şeyi haber edersek eğer hiç kavga etmiyoruz. Hatta bayağı bir seninle suç ortağı oluyoruz. Ercan saçmalama ya. Bana ruh eşi değil suç ortağı lazımmış meğerse. Bizde ikisi de var. Öyle değil mi aşkım? Aşkım mı? Saçmalıyorsun. Hemen git buradan. Ya bir şey demedim tamam güzelim ya. Güzelim yani ilk defa dedim böyle içimden geldi ya diyemez miyim? Duydum inanamıyorum. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. Birbirlerine aşkım diyorlar. İlayda defol git şuradan bağırma komşular duyacak. Gözlerimin önünde birbirlerine aşkım diyorlar. Hayır olamaz hayır. Tutuklayın beni polis bey hakim bey. Niye seni hakim polis tutuklasın ya? Kalbim sürgün yemiş. Bedenim sürgün yese ne yemez. İlayda defol içeri gir geliyorum ben de. Yo sen gelmeden gelmem. Aşkım falan diyor. Bu iş çok değişik yani. Çabuk içeri gel. Ay çıldırtacak beni ya. Neyse Berkcan sen git artık. Evet git hemen. Hemen git. Hemen git buradan. Terk et burayı. Tamam güzelim gidiyorum ben. Yarın görüşürüz. Görüşürüz hadi dikkat et yolda. Tamam güzelim dikkat ederim. Beni de düşünürmüş. Hadi git şuradan. Sen de canımı sıkma ya. Geç içeri İlayda. Allah Allah. Ya 5 dakika konuşturmuyorsun ya. Sus kızım sen beni 5 dakika sevgili yaptın mı? Ben çalışık onunla. Sen gerçek değildi o fake'di bir kere. Sen bize yardım ettin sadece. Sen Maya çok kötü bir kızsın. Niye kötü olacağım ben şimdi ya? Bu aşkın katili sensin. Teslim ol saçtasın sensin. Katil bir şok katil. Bu aşkımızın katili sensin bir şok sensin. Açıldıracağım. Ben yatıyorum. Ne halim varsa gör ya. Kafayı bozmuş bu kız. Bu aşkın katili sensin. Aşkınızın bilmiyorum ama birazdan senin katilin olacağım. Hemen polisi arıyorum. İnanma beni tehdit etti. Sen hapishaneye girersen eğer. Berkcan'la ben evleniriz. Sen beni tehditten 20 yıl falan yatarsın zaten içeride. 20 yıl sonra da zaten broşür nene gibi çıkarsın ortaya. Ay o zaman da belki aşkım seni beğenmez. Hemen gidip polise şikayet edeceğim seni. Hey Allah'ım ya. Hey Allah'ım ya. Kızım seni polise şikayet edeceğim diyorum. Niye uyanmıyorsun? Kalk polise gidiyoruz. Kalk beni tehdit ettin. Aaa elektrikler gitti. Korkuyorum. Hadi polise gidecektin ya. Yok bir şey ya. Ben de şurada yatayım seninle beraber. Ne polisi ya? Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler, tehditler falan. Hiç alınır mıyım ben sana? Asla alınmam bir şey. İyi yat o zaman hadi. Beni de rahatsız etme. Tamam yatarım. Yoksa bak gönderirim. Hayır gitmem bir yere. Elektrikler gitti. Korkarım ben. Bak sakın beni bir yere gönderme. O zaman yat bir an önce. Hadi ya artık Allah Allah. Tamam yatıyorum. Aa elektrikler geldi. Seni polise şikayet edeceğim. Ya bir git başımdan ya. Ben başka odada yatarım. Ay, Allah'ım ya. Bütün gece koltukta uyumaktan her yerim tutuldu. Hep İlayda yüzünden. Ne yapıyorsun kızım sabah sebani gibi sen burada ya? Benim hani şu beni atan zalim annem babam var ya. Ne olmuş onlara? Onlar sabah beni çağırmış. Neymiş de benimle önemli bir şey konuşacaklar.
kartımı geri verecek babam. Oo, o zaman Zengo'yuz. Tekrar bir şov. Zaten ben Zengo'yum da sen fakirdin ya. Sanki o parayı bana harcadın. Yazıklar olsun sana. Senin dişin için para verdim o kadar. Sen vermedin bir kere onu. Berkcan verdi. Senin yüzünden Berkcan'a da borçlandım. Yanlış anlama ama. Ne borcu ya? Hem ileride evlenici. Bizim hayrımız olsun ilerideki kocişimle sana. Anlamadım. Sizin hayrınız mı olsun? Senin ilerideki kocişin değil Berkcan bir kere. İlaydacığım. Sen öyle san. Ben evreni enerji diye gönderiyorum. Enerji diye gönderiyorum. Berkcan benim kocam olacak. Çekim yasasını çalıştırıyorum. Sen de burada ortada kalacaksın. Yaşlanıp kalacaksın. Yaşlanıp kalacaksın. İlayda git bu evden. Git. Annengile mi gidiyorsun? Ne yapıyorsa yap. Tamam gidiyorum gidiyorum. Sen sinirlenme. Enerji. Akşama gelirim ama merak etme. Enerji. Enerji. Başlatma enerjine ya. Allah'ım sabah sabah bu enerjiyi nereden buluyor bu kız ya? Ay neyse. Ne güzel kurtuldum ondan. Bugün mükemmel bir şekilde yapayalnızım evde. Harika. Ne var? Neden beni çağırdınız buraya? Hayır ben sizi reddettim ben. Red anne baba. Neden çağırıyorsunuz beni hala buraya? Zaten bir daha çağıramayacağız. Öyle değil mi hayatım? Evet. Bir daha çağıramayacağız. Sanırım bu son görüşüm bize. O ne demek oluyor? Hem üzülmedim de o kadar. Nasıl olsa siz barıştınız. Beni unuttunuz oralarda. Fakir meleke olarak oralarda yaşıyorum. Ama olsun. Benim enerjim kendime yeter. Enerji. Enerji ne diyor bu kız ya? Artık açıklayalım bence. Hiçbir şey açıklamayın. Yok anneniziz babanınızız. Sana kredi kartını tekrar verelim. Parasız olmana dayanamıyoruz falan diyorsanız gerek yok. Sizin paranıza mı kaldım ben ya? Paranıza mı kaldım? Baksanıza orada. Ben ezik miyim? Sizi reddettim. Paranızı siz de istemiyorum. Sizin gibi anne baba iptal bende. Anladınız mı? Yo öyle bir şey düşünmüyorduk. Yani öyle bir şey düşünmedik kızım. Düşünmemişler ya. Lan ben buraya para için gelmiştim ya. O kadar yola geldim. Son paramı da taksiye verdim zaten. Keşke otobüse binseydim. Para alacağım diye gelmiştim o kadar buraya. Para için çağırmadıysanız niye çağırdınız beni? Niye? Niye para için çağıracağız? Gelmek istemiyordun ya, para istemiyordun ya bizden. Evet istemiyorum. Ben ağzımdan kaçtı sadece. Neyse biz gerçekleri açıklayalım. İlayda, uzun zamandır sana açıklamak istediğimiz bir şey var. Neymiş o? İlayda, sen bizim çocuğumuz değilsin. Seni evlatlık almıştık biz. Ama... Ne? Evlatlık mı aldınız beni? Ama bugüne kadar sana söyleyemedik. Anneni de bulduktan sonra söyleyelim dedik. Öyle değil mi? Evet, öyle. Artık sana yalan söyleyemeyiz kızım. O yüzden seni evlatlık aldığımızı söylememiz gerekiyor. İnanmıyorum! Evlatlık mıyım? Ben evlatlık mıyım? Nasıl yani? Tek filmi mi çekiyoruz burada ya? Tek dizisi mi? Yani ya, evlatlık olduğumu duyuyorum ya. Sana böbreğini veren babandı deyip kapatalım bu konuyu ya şimdi bir de. Neyse, zaten sen de bizi istemiyorsun. Evet. İstemediğin için de gerçek ailenle mutlu olacağını hissettik biz. Ya da mutsuz olursan bizde kalabilirsin. Yok. Zaten ne mutlu olacağım. Evlatlık olduğumu anlamıştım. Gerçek anneme gitmek istiyorum. Gerçek mami. Gerçek mamime. Emin misin kızım? Bak biz yine kızımız olmanı istiyoruz. Evimizde kalabilirsin. Ama kanunlar gereği başkasının evinde kalamazsın. Bizde kalmalısın. Kontrol ederlerse hem başkasının kızı olduğun için bizim de başımız belaya girer. Yok ben gerçek anama babama gideceğim. Hayırsız evlat ben sizin gibi hayırsız ana baba gibi değilim. Ben gerçek annemi istiyorum anlıyor musunuz? Gerçek annemi. İyi tamam sana saygı duyuyoruz. Evet saygı duyuyoruz sana. Hadi götürelim o zaman seni gerçek ailene. Hadi gidelim. Oh be sonunda tekrar zengin olacağım. Kesin benim gerçek ailem de zengindir. Çünkü benim genetiğimde ve DNA'mda kesinlikle zengoluk var. O yüzden hem de çok iyi bir insanım, meleke bir insanım. Bu yüzden de kesin zengin ailemdir. Evlatlık olsam da orijinal ailem de zengindir. Eminim bunu başarabilirim. Hadi gidelim hadi. Oh be sizden kurtulduğum için çok mutluyum. İyi tamam. Mutlu olmana sevindik. Evet sevindik. Vay be. Yine dört ayağımın üzerine düştüm. Kurtuldum işte sizden kurtuldum. Bu kadar bıkkındım bizden. Evet bıkkındım. Ben yine zengoyum. Enerji. Hep enerjilerim zengoluğa çalışıyor. Zaten sizi istemiyordum. Oh be. Böyle kurtulmuş oldum. Demek ki benim ailem zengoymuş yine. Dedim size yani genetiğimde var benim genetiğimde. Hani niye gelmiyor bu ailem? Niye gelmiyor? Gelecek birazdan annem merak etme. Ha anladım.
yeni babüşe yoksa kesin yurt dışında tatildedir ya da iş görüşmesine gitmiştir. Yeni babüşüm çok zengindir kesin. Sen de iyi baba değildin zaten. O canım desin, o canım. İlayda. Hayatım sakin olur musun? Tamam tamam. Evet, bizim kızımız değil sonuçta. Artık anası babası terbiye versin. Ya siz veremediniz, benim gerçek annem ve babam verir, merak etme. Eski babiş. Eski ve kötü babiş. Cehennemlik babiş. Kızım öyle deme. O senin eski de olsa baban olur. Yok, babam falan değilmiş işte. Gidiyorum ben. Kurtuldunuz benden. Hem de kızım dene bana. Sen de çok değiştin eski anneş. Eskiden fakir ama gururluydu. Şimdi bu adamı buldun. Cehennemlik adamla cehenneme gideceksin. Ben tabii cennetlik bir aile bulacaktım. Benim kesin gerçek ailem cennetlik. O yüzden Allah bana böyle bir kader yazdı. Ben eminim, eminim. Tamam İlayda, birazdan kurtulacaksın. Bizden hiç merak etme. Of, gelsin de bir an önce bu güzel otelin sahibi. Ailem de sizden kurtulsam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk da. İlk bana annemi çağır. Çabuk, kızım geldi buraya. Çabuk dışarı çıktı. Ne bekletiyor beni böyle? Çabuk, gözüme gözükme. Ay, zorla insanı cehennemlik yapıyor bunlar ya. Zorla zorla. İlayda, ben senin annenim. Annem misin? Evet, senin annem benim. İnanmıyorum. Hayır, bu olamaz. Evren yanlış çalışmış. Kesin çekim yasasını farklı kullandım. Enerji, enerji. Ben vazgeçtim. Siz de geleyim ben, değil mi? Ya hani dediniz ya siz bizde kalabilirsin diye. Siz de kalayım ben ya. Ben karar verdim, siz de kalmaya karar verdim. Çok geç. Onu daha önce vermiştik o kararı. Vazgeçtik. Hem kızımız değilsin ki. Sana niye iyilik yapalım? Zorla bakmak zorunda değiliz. Evet, değiliz. Ben sana bakmıştım. O fakir hayatında seni annem diye kabul etmiştim. Beni nasıl fakirliğe teslim edersiniz? Ben de otelin sahibinin kızısı olduğumu zannediyordum. Meğerse neler geldi başıma. Kaderim, canım kaderim benim. Kötü alın yazım var benim. Kötü alın yazım. Hadi neyse, biz gidelim. Daha fazla başkasının kızının sorunlarını dinleyemeyiz. Vay be. Fakir hayattan sen git kadını kurtar annişim diye. Böyle yapsın. Sonra git o eski ve cehennemlik babişle birleştir. Bana yaptıklarına bak. Neyse İlayda hanımefendi. Biz gidiyoruz. Hadi güle güle. Oh be. İlayda'nın sorumluluğundan kurtuldum. İyi ki evlatlıkmış. Hadi hayatım, araba hazır. Geliyorum. Hadi kendine dikkat et. Sen ciddisin öyle mi? Ay, o kadar iyilik yaptım. Kötülük buldum resmen. Fakir hayattan seni aldım, kurtardım. Bay bay, yapmasaydın kızım. İnanamıyor he. İnanamıyor he. Ben şimdi ne yapacağım? Gerçekten fakir oldum. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Nereye gideceğim? Bir şu arkadaşımda kalıyordum ben. Onlara gideceğim. Hayır, olmaz. Bir kere yaşın gereği başka bir yerde kalamazsın. Yanımda kalacaksın. O yüzden burada kalacaksın. Ben senin annenim. Polislerle tekrar alırım seni bak. İnanamıyorum. Enerji. Evren bana enerji gönder. Enerji. Güzelim, gelir bir şekilde. Sakin ol. Ya gelmedi. Bu saate kadar çoktan gelirdi. Seninle falan buluşuruz, bir yerlere çıkarız diye. Peşimize takılmak için yine de gelirdi ya. Of ya, çok geç kaldı. Kesin bir şey oldu. Arıyorum, açmıyor. Telefonu kapalı tamamen. Açmıyor bile değil. Ne yapacağız şimdi? İlayda'yı mı merak ediyorsun güzel? Evet, merak ediyorum. Sonuçta aynı evde yaşıyoruz ve geleceğim dedi. Gelmedi Berkcan. Bir şey oldu bence. Of ya, bir daha arayayım, bir daha deneyeyim. Belki bu kez açık çıkar telefonu. Yok, hala yok ya. Berkcan, nasıl haber alacağız? Ailesini de arıyorum. Onlar da telefona bakmıyor. Çok merak ediyorum. Tamam güzelim. Birazdan ben halledeceğim. Baktırıyorum. Haber alırız. Of, haber alana kadar yani yarım saat geçti. Bu saate kadar çoktan gelirdi. Ben eminim ya. Sen buraya geliyorsun diye. Gelirdi o ya. Gelsin gelirdi. Neden gelmedi ki acaba? Of. Ah, telefon çalıyor. Bir dakika dur. Bir numara arıyor. Kimmiş o numara? Bilmiyorum. Kayıtlı bir numara değil. Niye, senin telefon numaranı kim biliyor ki? Ya şimdi kıskançlığın zamanı mı? Belki de İlayda'dan bir haberdir. Efendim? Alo, Büşra. İlayda, niye ağlıyorsun? Büşra, başıma gelenleri bir duysan sen beni. Ne oldu? Fakir oldum ben. Gerçekten fakir oldum bu kez Büşra. İlayda, of ya. Yine espri mi yapıyorsun, şaka mı yapıyorsun ya? 100.000'lik kartın yok diye mi yapıyorsun bunu yoksa? Ne 100.000'i? Artık 1.000 TL'ye bulamam. Fakirim,
çünkü 1 TL'm bile yok artık. Ne oldu, ne oldu? Bana bir anlatsana. Ben biliyor musun? Evlatlık bir kızmışım. Enerji diye gezemeyeceğim artık. Artık enerjim de yok. Her şey parayla sonuçta yani. Enerji de parayla mıdır Büşra? O da yok artık bende. Nasıl oluyor ya? Annem git söyledi. Ben evlatlıkmışım. Hatta şu an gerçek ailemin yanındayım. Gerçek ailen mi? Evet, maalesef ki gerçek ailem. Keşke olmasalardı. Kızım bize gelsene o zaman iyi değilsen. Yok gelemiyorum, yasak. Hepsi yasak burada. Tamam adres at, Berkcan'la biz gelelim. Berkcan senin yanında mı? Ne yapıyorsunuz siz yalnız başınıza? Ben sana demedim aksın aksın erkeklerle gezme diye. İlayda konumuz bu mu sence şu anda sorunumuz? Zaten o da bana bakmaz artık fakirim diye. Sadece fakir olarak sana bakıyor, başka kimseye bakmıyor bu çocuk. İlayda hadi ya, konumuzun dışına çıkma da ver şu adresi. Tamam atıyorum, mesaj olarak atacağım ama WhatsApp kullanamıyorum. iPhone'umu hepsini aldılar benim, artık fakir bir ailedenim. Mesaj gönderiyoruz, tuşlu telefonum var, artık ben bu hallere düşecek kız mıydım? Enerji. Ne oldu, ne oldu anlatsana. Ay ne olacak ya, İlayda evlatlıkmış. Ne? Ne diyorsun güzelim? İyi misin? Evet ailesi açıklamış. Hatta şu an evlatlık oldu. Evdeymiş. Evlatlık oldu evde miymiş? Evet adres atıyor. Gidelim bir an önce. Ne oluyor ne karıştırıyor? Kendim bir şey karıştırıyor bilmiyorum. Ama bir an önce gidelim. Sesi kötü geliyordu. Ya İlayda bir oyun oynuyordur güzelim bizi ayırmak için. Öyle mi dersin? Evet güzelim. Hep ayırmak için bir şeyler yapıyor zaten. Hemen inanma sen de her şeye. Ya ben yine de merak ediyorum. Zaten ayıramaz bizi. Gidelim bence bakalım lütfen. Tamam güzelim üzülme. Tabii ki de bizi kimse ayıramaz. O konuda haklısın. Hadi gidelim. Tamam gidelim. İlayda? Ya bir şey. İyi ki geldin. Kurtar beni lütfen buradan kurtar. Ya ne oluyor bize anlatsana. Ne oluyor? Berkcan aşkım sen de geldin demek beni kurtarma lütfen beni kurtarın burada. Ben evlatlık olabilir miyim hiç ya? Evlatlık sanda. Güzel işte. Otel sahibiymiş ailen. Ne oteli ya ne oteli? Bu hallere düşecek kız mıydım ben? İlayda kızım, kova nerede? Ben nereden bileyim kovanızı? Ben hayatımda hiç kova gördüm mü? Bak bakalım bu suratıma. Hiç kova görmüş bir insan suratı var mı bende ya? İlayda, bu abla kim? Ne ablası ya? O benim annemmiş işte. Aslında gerçek annem o muymuş? Şuna bak fakir fakir. İlayda niye insanları aşağılıyorsun ya? Fakir yalan mı söyleyeyim yani? Yalan söylemek günah bir kere. Ben gerçekleri söylüyorum burada. Nasıl bir gerçek bu ya? Sus. Evet ben İlayda'nın annesiyim. Arkadaşların gelecek diyordun. Tanıştığımıza memnun oldum gençler. Bir çay içer misiniz? Bir şeyler içer misiniz? Çay diyor ya. Biz milkshake içeriz. Başka şeyler içeriz. Çay diyor. İnanmıyorum ben buralara layık bir kız değilim. Neyse çocuklar. Sizin konuşacaklarınız vardır. Ben gideyim arka tarafı temizleyeyim. İlayda burada ne yapıyorsun? Sabahtan bu yana enerji burada enerji diye geziyorum. Hemen bunun bir rüya olması için tekrar zengin hayatıma dönmek istiyorum. Zengin hayatıma dönsem asla sizde kalmam. Niye ki? Kalmam işte beni özlersin değil mi? Ne alaka İlayda gidersen git evine. Ama niye olduğunu merak ettim. Çünkü artık fakir enerjisi çekmeyeceğim. Fakir bir evde kalarak fakir kalıyorum. Bilerek evlere o kadar enerji gönderdim ki evlatlık oldum birden. İlayda bu doğuştan olabilecek bir şey. Sonradan değil. İşte ta ben doğmadan enerjiyi göndermişim. Demek ki fakir oldum. Gerçekten bir şeyler oldu işte be. İlayda üzülme. Biz buradayız bak. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bu Türk filmi mi bir kere? Var bunda bir şey. Hiçbir şey yok işte Berkcan aşkım. Lütfen beni kurtar. Zengin çocuksun beni kurtarırsan sen kurtarsın. Hadi enerji. İlayda ben ne yapabilirim? Demek ki genetiğinde zenginlik yokmuş senin dediğin gibi. Berkcan kötü durumda olan bir insana böyle denir mi? Dur ya bu işte bir şey var zaten gerçek değil bence. Dur sen güzelim. Sen bana ne diyorsun? Aşk idam dedim. Berkcuşum dedim bana bunu yapmaz dedim. Fakir günümde sen yaptın bunu bana. Yazık olsun sana yazık olsun. Ama bir gün zengin olacağım. Umut fakirin ekmeğidir İlayda. Belki olursun. Berkcan. Ya güzelim sana demedim ama ya. Hah. Oğuz canıma değsin. Ayrıl Büşra bundan. Ayrıl. Bak sana da diyor bizi fakir olarak görüyor. Yani biz fakiriz ama gururluyuz tamam mı? Biz cennetteyken tüm zengolar cehenneme gidecek. İlayda sen daha 2 gün önce babanı cehenneme gönderip kendine zengin halinde cennete gidiyordun. O ben
zenginken geçerliydik. O yüzden böyle düşünüyorum artık. Farkı olduğum için farkı farkı düşünüyorum. Ne yapayım? Ay Layda, alemsin ya. Biz bunun bir çözümüne bakacağız. Ne? Beni burada atıp mı gideceksiniz? Atamazsınız beni burada. Beni burada kimse atamaz. Hayır olmaz, hayır olmaz. Ben burada kalamam, kalamam, kalamam. Layda, bir çözüm bulacağız diyoruz. Merak etme. Ama şimdilik buradasın. Evet Layda, şimdilik buradasın. Annem babam da gerçek değilmiş. Ya tamam üzülme, halledeceğiz. Bir yolunu bulacağız diyorum. Kız vallahi sen ezik falansın Fakir'sin de. Bir sana güveniyorum. Şu Berk'te aşkım olduğu halde ona güvenemiyorum yani. Erkeklere güvenilmez biliyorsun bir şey ya. Bu kuraldır sonuçta. Layda. Tamam tamam, bir şey demedik. Haksızız sanki. Erkeklere güvenmiyorum diyorum. Bir çözüm bulacağız biz. Sen merak etme. Sakin sakin otur burada, tamam mı? Tamam be, otururum. Kanka sadece İlayda evlatlık yazmışsın. Bir daha bir şey yazmıyorsun. Kanka öyle yani. İlayda şu anda annesinin yanında. Ailesi de kimmiş? Bir otelde görevli bir abla. Ailesiymiş. Ne? İlayda'nın mı? Evet kanka, bunda şaşıracak ne var? Olabilir. Şaşıracağımız konu o değil. Şaşıracağımız konu yıllar sonra böyle bir şeyin olması. Niye bugüne kadar saklamışlar? İlayda göstermesi de bence üzgün. Aman kanka, İlayda bunun burası ya. Ne üzgün olacak? Allah ailesine sabır versin diyelim. Ay, eski ailesinin verilmiş sadakası varmış. Kanka saçmalama ya. Kapat şu telefonu. Tamam, bana da haber et, tamam mı? Tamam kanka, haber ederim. Ne yapacağız Berkcan şimdi? Yazık değil mi bu kıza? Güzelim, ben sana her zaman diyorum. Sen aptal bir kız değilsin, bunu biliyorum. Ama saf mısın sen? Neden öyle diyorsun Berkcan? Güzelim, sen zeki bir kızsın, akıllı bir kızsın. Ama vicdanın olaya girince zekanı ardına bırakıyorsun. Bunu ailesi düzenlemiş bence. Ailesi mi? Nasıl yani? İlayda'ya ders vermek için. Sürekli karşı geliyordu, sizde kalıyordu. Eve gelsin diye yapmışlar, çok iyi taktik. Ben olsam ben de yapardım. Ben olsam çocuğuma böyle bir şey asla yapmazdım. Ben yapardım. Dersini alsın. Öyle babası gibi adam gibi adam olsun. Ha, senin gibi mi? Aslında annesi gibi olsun, tamam mı? Annesi gibi, bak bak, kadın gibi kadınım ben, tamam? Senin gibi olursa hem... Çok yalan söyler bence, kızlarla falan gezer. Yok ben orada yoktum der. Aslında ben yokum der. Hayır hayır, babası gibi delikanlı olacak o. Ya üf sus, konumuz bu değil şimdi. Yani hayatının değerini bilsin diye yapmışlar. Ama bundan emin olamayız onlarla konuşmadan. Ya gidelim konuşalım işte. Onlar bize gerçekleri anlatırlar zaten. Tamam hadi gidelim o zaman bir an önce. Yazık, bu kız burada kalmasın. Kalsın güzelim biraz. Değerini bilsin. Ailesiyle trip atıp duruyor. Haklılar da. Hadi gidelim. Evet çocuklar. Amcanız böyle bir karar aldı. Maalesef ki içim çok rahat değil. Ya benim de içim hiç rahat değil teyze. Böyle şey mi olur? Yazık kız üzülmüş. Üzülmesin. O da benim de kızım ama hiç değerini bilmiyor elindeki fırsatların. Öyle bir şey yok. Burnu sürtene kadar orada. Lütfen siz de biraz bize yardımcı olun. İlayda'nın iyiliği için. Bence de güzelim. Yardımcı olalım. Boşver, İlayda sürüsün. Berkcan, niye bu kadar kötü oluyorsun? Boşver güzelim. Ders alsın biraz. Değerini bilsin değil mi amca? Haklısın. Değerini bilsin. Bırak biraz ailesi sansın onları. Biraz onlarla yaşasın. Burnu sürtecek, merak etmeyin. İlayda'yı bence hiçbiriniz tanımıyorsunuz. İlayda asla burnu sürtmeyecek. O bir yolunu bulur, orada rahat ve huzurlu bir şekilde yaşar. Nereden bildiğimi sormayın. Çünkü bizim evimizde bile gayet kendi standartlarını oluşturup yaşıyordu. Olsun kızım. Bir süre burnu sürtecek. İnanacak bir süre sonra. Aynen güzelim. İnanacak. Boş ver. Takma kafayı. İyi bir fikir ama. Süper, bayıldım. İleride çocuğuma ben de uygulayacağım amca. Rüyanda falan uygularsın bence. Uygularım. Adam olsun değil mi amca? Tabii, adam etmek için biraz bunları yapmak gerekir. İnanamıyorum ya size. Neyse, iyi geceler. Yazık İlayda'ya ya. Yaptıklarına bak. Güzelim. Sus, sen benimle konuşma. Neymiş de ileride çocuğu olunca ona da aynı böyle yapacakmış. Yazık yani. Hiçbir çocuk bunu hak etmez. Vallahi güzelim, hak etmez, haklısın. Ama İlayda'dan bahsediyoruz. Hani İlayda biraz hak eder gibi. Ya Berkcan. Tamam hak etmez. İlayda gibi çocuk olsa yine de eldivenle severdim ama. Ne? Yok yok, severdim diyorum. Hiç böyle şey yapmam. Ben çağdaş bir baba olurdum güzelim. Büyüyünce. İyi, aferin. Zaten olmazsak da eğer senin gibi bir annesi olunca büyüyünce, biz evlenirsek. Sen zaten elin terlikle beni kovalarsın mecburen. Çağdaş bir baba olmak zorundayım. Ama amcanın fikri de hoşuma gitmedi. Berkcan. Tamam tamam, öyle bir şey yapmayın.
Çocuğum sonuçta benim. İlayda, biraz önce sıpayı, havuzu, masaj salonunu kullanmışsın. Ben böyle alıştım. Ne yapayım? Cildim bu stresten ne hale geldi? İlayda, onlar bir aylık maaşım benim. Ve ikinci ayda borçlu kaldım. Beni ilgilendirmez. Doğru saydın? Doğurup atmışsın zaten bir kişi. Enerjilerim gelmemiş benim, tamam mı? İlayda, ama ben ne yapayım? Sonuçta bizim ihtiyaçlarımız var. Normal yaşamsal ihtiyaçlar. Benim yaşamsal tek ihtiyacım cildim, saçlarım ve bedenim. Tamam mı? Ruhumu dinlendiriyorum böyle. Ruhsuz mu yaşayayım? Bu güzel cildir için neler harcadım bu saçlar için? Sen biliyor musun? Milyon dolarlar var bu bedenle ya. Tamam, anladım da. Anladım falan yok. Zaten birazdan sipariş vereceğim. Ne siparişi vereceksin? Sabahtan bu yana istiritye, foie gras. O bir kere foie gras, yapo gras. Tamam mı canım? Sen bunu öğren. Ben daha içeriğinde ne olduğunu bilmiyorum onun. Kaz ciğeri canım, o kaz ciğeri. Bu kaz ciğeri yemek için doğdum ben. Bu seferlik tavuk ciğeri alsak o uygundu BİM'de. Ne? BİM'de mi? Ay inanmıyorum, ben kaz ciğerinden başka ciğer yemem. Ay bu kadın ne diyor bana ya? Vayku istedin. Ya Vayku değil, o double ile Vayku. Anlıyor musun? Onu da bilmiyorum içeriğini tabii ama. Onu sipariş etmişsin biraz önce de. 200 dolar yazıyor. Benim 200 dolarım yok ki. Beni ilgilendirmez. Git kredi çek. Doğru mu saydın beni? Bir kere o sığır eti. Öğren, tamam mı? Tek bildiğim o siparişte vanilya herhalde. Onu da zaten pastalarda falan kullanıyoruz zaten. O senin bildiğin vanilya değil. Ben vanilyanın orijinalini sipariş ettim, tamam mı? Çekirdeğini direkt öyle yapay şeylerden kullanmam. Bu bedenim önemli benim. İnanamıyorum. Ben ödeyemem ki o kadar parayı. Birazcık para kazanacağız bu işten derken bu kız her şeyi harcadı. Elimdeki avucumdaki tüm bankadaki birikimi harcayacak bu gidişte. Neyse, ben dışarı çıkıyorum. Cildime biraz temiz hava lazım. Bu kadar fakirlikte yaşayamam. Anne fakirliği lan. Bunu biz hayatımızda hiç görmemişiz. Kız fakirlik diyor ya. Hadi ben çıkıyorum. İnanamıyorum. Sen niye geldin ki? Her şeyi öğrendin. Dalga geçmeye geldin değil mi? Hayır İlayda. Senin yanında olmaya geldim. Nasılsın diye bakmaya geldim. Yalan söyleme. Kesin dalga geçmeye geldin. Anlıyorum. Ama zaten dalga geçecek bir şey yok. Bu otel bizim. Ailemin, tamam mı? Zenginim hala ben. İlayda, ben her şeyi biliyorum. Öyle mi lan? Her şeyi biliyor musun? Enerji. Bir enerji falan gelmiyor. Şu an enerjiyi bana soksalar yine fayda etmez ya. Tutturma bana girse yine bana enerji elektrik gelmez. Fakir kaldım, fakir. İlayda, iyi misin? İyiyim. Bir şey falan yedin mi? Yok ya, yemedim hiçbir şey. Yalandan ki ben yalandan vergi verirse ben çok vergi verdim ama artık fakirim, vergi de veremem ya. Anlamadım İlayda. Yok bir şey, hiçbir şey yemedim. Hatta biliyorsun normal spaya gireriz biz zengolar. Eskiden zengoydum ya. Evet. Beni oraya bile almadılar. Canım istirahat yiyecekti. Hatta istirahat yerine dedim ki bana tavuk ciğeri alın dedim. Bin yerim onu dedim. Sıkıntı değil dedim. Ama yine de vermediler. O kadarcık da bile idare edecektim. Oysa ki hiçbir şey yemedim. Tamam İlayda. Ben senin istediğin her şeyi aldırırım. Sen merak etme. Tamam, teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Ay, ben fakir olsam gururlu olamayacakmışım. Fakir ama gururlu olamıyorum ya. Allah'ım, bu da benim zaafım olsun. Her şeyim dört dörtlük. Neyse, hiç değilse bu da bir tane eksiğim olsun. 4-3 oldum. Fakir ama gururlu alamıyorum. Ne istiyorsun? Hemen sipariş edeyim ben. Ben Matsutake mantarı. Matsutake ne? Anlamadım. Oğlum sen zengin değil misin? Matsutake mantarı diyorum, Matsutake. Japon, Kore ve Çin'de olan bir özgü mantar. Hiç mi bilmiyorsun? Ay sen zengin doğmamışsın. Benim genetiğimde zengoluk vardı ama birden fakirledim ve gitti hepsi ya. Bu çocuk bile benden daha zengin, inanamıyorum. Genetiğinde yok ama yine zengin. Tam tersi olmuş, enerjiler karışmış herhalde. İlayda. Tamam. Tamam, başka ne istiyorsun? Hemen sipariş edeyim. Ya sana da ayıp olmasın. Biraz gururlu gibi davranayım. Yok be, söyle çabuk. Canım çok mavi yüzgeçli Atlantik orkinosu çekiyor. Yani bu fakirlikte bunu mu çekiyor? Mavi yüzgeçli Atlantik orkinosu mu? Evet, mavi yüzgeçli Atlantik orkinosu istiyorum. Fakirliktim dedim. Demek beni fakir görüyorsun. İnanmıyorum sana. Dur İlayda, dur, ağlama. İçeriden ben sana hemen peçete alıp geliyorum. Tamam.
Başka türlü bu diğerlerini yiyemeyecektim. Ne yapayım? Bedel ödendi yani kanka. Diğerlerini alacak parası kalmadı. Neyse fazla ağlamayayım. Belki son cilt bakımımdır. Son masajımdır. Germemem lazım. Yaşlanmamam lazım. Yer çekimine karşı durmam lazım. Yazık ya kıza. Efendim buyurun. Efendim bir an önce bu kızınızı alıp götürün. Üstüne ben para vereyim. Ne diyorsunuz? Anlaşma yaptık ama size. Hem size para da vereceğim bu konuda. Ne parası? Olan paramı da kaybettim ben kızınız yüzünüzden. Hemen alın götürün kızınızı. İstemiyorum. Hatta üstüne ben para vereyim onun için size. Ben katlanamam. Yemediği şey kalmadı. Sabahtan bu yana tamı tamına 10 bin TL'm gitti. Bir an önce götürün lütfen. Ne? Bu evlatlık olayı da bitsin. Sizin kızınız. Asla ben evlatlık falan istemem. Evlat olsa sevilmez. Reddederdim bu kızı. Ne? İlayda evlatlık değilmiş. Sen çocuk... Hemen gidip bunu İlayda'ya söyleyeceğim. Hemen gidip söyleyeceğim. Hey bekle.